mühim bir sırrı ehadiyete işaret eder. Şöyle ki, insanın nasıl ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki, bütün azasını ve eczasını birbirine yardım ettirir. Yani irade-i ilahiye cilvesi olan evamir-i tekviniyeyi ve o emirden vücudu harici gidirilmiş bir kanun-u emri ve latife-i rabbaniye olan ruh, onların idaresinde, onların manevi seslerini hissetmesinde ve hacatlarını görmesinde birbirine mani olmaz, ruhu şaşırtmaz. Ruha nispeten uzak, yakın bir hükmünde birbirine perde olmaz. İsterse çoğunu birinin imdadına yetiştirir. İsterse bedenin her cüzü ile bilebilir, hissedebilir. Bedenin her cüzü ile bilebilir. Her cüzü ile bilebilir. Sonra hissedebilir. Hissedebilir. İdare edebilir. İdare edebilir. Demek ki idare yalnız beynin elinde değil. Eğer isterse, inkişaf ederse, Esma-i İlahiye'yi inkişaf ettirebilirse, her bir cüz'üyle bilebilir, hissedebilir ve idare edebilir. Yani eliyle bağırsağını idare edebilir. Kalbini idare edebilir. Her bir cüz'üyle bedenine kumanda edebilir. Bedende bu kabiliyet var. Bedenin her bir uzvu, her bir yeri beynindeki akıldan daha akıllı hareket ediyor. Bunu son zamanlarda tabipler biraz anlamaya başladılar. Bazıları söylüyor, bağırsaktaki akıl beyindeki akıldan çok ileride diyorlar. Bağırsaktaki akıl beyindeki akıldan çok ileride diyorlar. Derideki akıl çok mu küçük? Deri çok büyük işler görüyor. Deri tam bir azadır yani, tam bir azadır. Ciğer gibi bir şeydir yani deri. Deri mesamatlıdır, hava alır, tüyleri büyütür, mikroplara karşı ifrazatı vardır. İlahir, dünya kadar vesilesi var deri. Yani hepsi akıllı hareket. Akıllı hareket akılsızdan gelir mi? Aklı olmayan akıllı hareket edebilir mi? Edebilir mi? Edemez. Yani insanın her bir azası bilir, görür, hisseder ve idare eder. Biraz daha ilerine. Hatta çok nuraniyet kesbetmişse her bir cüz'iyle görebilir ve işitebilir. Her bir cüz'iyle görebilir ve işitebilir. Misali nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen namazdan ayrıldıktan sonra sahabeye sen niye böyle ettin namazda diyordu. Sen niye böyle ettin? Sen niye böyle ettin? Halbuki arkası dönüktü. Her bir cüz'üyle görebilir. İşitebilir. İdare edebilir. İnsan bu kadar yüksek yaratılmış. Kendisi bunları istikametinde kullanmadığı için paslandırmış, kör etmiş, yağlandırmış, kenara koymuş. Kusur kendisine ait. Evet. Efendim burada nuraniyet kesbetmek. Nuraniyet kesbetmek. Maasi terk. Masivallah'ı terk ve şirki terk. Şirki terk, maasiyi terk, masivallah'ı terk. Üç mertebe. Şirki terk, maasiyi terk, masivallah'ı terk. Ben bu misali her zaman söylüyorum. Çok antika bir misal.
Birisi Zünnuni Mısri Hazretlerinin Mısır'da çok üşüdüğünü görüyor. Abdest alacak, mübarek çok zayıf bir bedene de sahip. Efendim, titriyor abdest alırken. Öbürü hemen gidiyor, şehirden çok kıymetli bir kuşak alıp geliyor buna. Çok kıymetli bir kuşak, pahalı. Getiriyor efendim diyor, şunu lütfen kabul edin, belinize dolayın, ısınırsınız biraz. Yavrum aferin, sağ olasın yavrum, aferin diyor. Bıçağın var mı diyor, var efendim diyor. Tut bakayım şu şeyden diyor, kuşaktan. O tutuyor, kesecek onu. Efendim ne yapıyorsunuz, bu çok kıymetli bir kuşak. Ben siz belinize sararsınız diye getirdim. Oğlum diyor, ben de anladım bu kıymetli, belime sarayım bunu, kalbime koymayayım diye kesiyorum. Şunu belime bağlayayım diyor, kalbime koymayayım. Belimde çok kıymetli bir kuşak var, demeyeyim diyor. Kuşak işte, yani işte bir şey lazım. Bunu o mertebede şirk kabul ediyor. O mertebede kalbe Allah'ın sevgisinden, mehabbetullahından başka bir şeyin girmesi şirk kabul ediyor. Şirki tek, maasiyi tek, yanlış şeyleri, günahları tek. Bir de maasivaullahı terk. Allah'tan gayri ne var? Maasivaullahı terk. Peygamberler dahi maasivaullahı terk etmedikçe, ki onlar ismet sıfatına sahiptir, ama onların kendi mertebesinde bir şey var, yani bir yükseklik var. O yükseklikte onu terk etmedikçe miraç onlara müyesser olmamış. Yani mesela İbrahim Aleyhisselam o çok sevdiği yegane tek peygamber olduğunu bildiği İsmail Aleyhisselam'ın boynuna bıçağı vurmadıkça Allah ona koçu göndermedi. O İbrahim Aleyhisselam bıçağı vurduğu zaman İbrahim oldu. Sildi kalbinden, İsmail'i sildi yani. Kalbinden masivallah sildi. O da masivadır. Onu çıkarttı, ondan sonra İbrahim oldu. Yakup Aleyhisselam da aynı. Aynı şeyi söylüyorlar. Yakup Aleyhisselam Yusuf'tan vazgeçmedi. Kalben Yusuf'tan vazgeçmedi. Geçmedikçe Allah uzak tuttu, ağlattırdı. Gözlerinden oldu. İnim inim inledi. En sonunda dedi ki, ben niye ağlıyorum? Bu Yusuf Allah'ın kulu değil mi? Bu masivaullah'tan değil mi? Ben bunu niye kalbime koymuşum? Eşku besi ve hüzni ilallah. Benim üzüntüm, sevincim, eşkim Allah için. Dedikten sonra, Yusuf'u kalbinden sildikten sonra Allah Yusuf'a kavuşmayı nasip etti ona. Aynı şey ümmet-i Muhammed'de devam ediyor. Kim neyi istiyorsa onu unutmadıkça Allah onu ona vermez. Kalbinde silecek. Talep ayrı, kalbe koymak ayrı. Onu kalbine koydukça, onunla meşgul oldukça Allah onu ondan uzaklaştırır. Hiç şüphe yok bu işte. Tecrübeyle sabittir bu iş. Hulasa şirki terk, maasiyi terk, maasivallahı terk. O zaman ziyade nuraniyet kesbeder. Kolay mı dünyayı terk etmek? Maasivallahı, Allah'tan gayri ne var terk etmek? Kolay mı? Hanımın bir Allah vergisi. Hazal lütfü ilahi. Abid, Şakir, Seleynur talebesi. Allah çok usta, senden bile ileri. Kalbinden nasıl edilir? Çocuğun İbrahim Ethem Hazretleri camide namaz kılarken veya camideyken oğlu kendisine mülaki oluyor 20 yaşlarında. Dünya güzeli. Sakalı, saçı, kaytan. Abid. Babacığım diyor, sen benim oğlum musun diyor. Henüz hanıma hamileyken ayrılmış, tahtı tacı terk etmiş. Evet babacığım,
arkasını dönüyor. Elini açıyor. Allah'ım ya benim canımı al, ya bunun canını al. Allah'ım ya şimdi benim canımı al, ya bunun canını al. Sana ait olan tahta giriyor bu. Sevgisi senin tahtına yaklaşıyor. Ben bu yükü taşıyamam. Dönüyor bakıyor, oğlu teslim olmuş. Batını kalp ile dünya mahluklarına yer vermek batını kalp demiş. Bu 31. pencerede onu işliyor. İnsan penceresi. Batını kalp Samet ailesidir. Sanem misal dünyevi mahbublar oraya girerse onun adı Ehlullah nazarında şirk oluyor. Bakma bizim kantarımız hurdacı kantarı. Onu da atsan tartıyor, bunu da atsan tartıyor. 10 kilo 90, 15 kilo fazla çok bir şey değil. Ama hassas teraziye bir arpa at bakayım ne yapıyor. Bir kuyumcu terazisine bir arpa at bakayım. Yarım saat durduramaz. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Neye tutacaksın ki dura. Attığın bir arpa. Terazi ince. Batını kal. Sanem misal dünyevi mahbublara ki dünyevi mahbublar oraya girerse orada şirk. Büyükler için bu böyledir. Büyükler böyledir. Onun için ne yapıyor? Diyor ki hele ucundan tutsun bir keseyim diyor. Ucundan tutuyor, ortadan kesiyor, sonra üst üste koyup dikiyor. Beline bağlıyor. Efendim sen ne yaptın diyor, çok kıymetli. Evladım ben de kıymetli olduğunu biliyorum diyor. Belime bağlayayım diye yaptım. Kalbimde olmasın diye yaptım. Diyor. Kalbime girmesin diye. Ya. Ziyade nuraniyet kesbetmek, şirki terk, maasiyi terk, masivallah'a terk. Bu işini becerebilirse nuraniyet kesbeder. Evet. Hatta çok nuraniyet kesbetmişse her bir cüz'iyle görebilir ve işitebilir. Öyle de o kuşağın mevzusunda aslında yani o zatın o dereceye gelmiş bir zatın o kuşaktan o kadar etkileyeceğini ben zannetmiyorum. Belki bir talebesine veya gelecek nesle bir ders için söylemiş olabilir mi? Ne için? Kuşağı saran zatın. Yani başkalarına ders için mi? Yani büyükler onu yapmaz. O zaman münafıklık yapmış olur. Büyükler başkasına ders için ne söz söyler, ne iş yapar. Şu Risale-i Nur'da bir tek nokta yoktur öyle. Başkasına ders vermek için yazılmış. 6000 sayfanın tamamı kendine ders olarak söylenmiştir. Başkasıyla uğraşana bela olarak o yeter zaten. Başkasını irşada, başkasına bir şeyler söylemeye uğraşan adama bela olarak o yeter zaten. O bela ona yeter. Belasını bulmuştur zaten. Kendi derdini söyleyecek. Kendi ihtiyacını söyleyecek. Sen 12. notanın başkasına ders olduğunu mu düşünürsün ki? Elbette düşünmez. 40 senedir efendisinden kaçan bir köle nedamet edip kapına gelmiş. Dehalet ediyor. Sen almazsan nereye gideceğim? Bu feryadı figanı başkasına ders olsun mu söylüyor? Bir tek kelime söylese helak olur. Bir tek kelime söylese başkasına ders için helak olur. Kendilerine söylerler. Bunların sözünün tesiri buradan geliyor zaten. Bunların sözünün tesiri buradan geliyor zaten. Nefsime söylerim diyor. Kim isterse benimle beraber dinlesin.
Bu Risale-i Nur'da bir tek harf, bir tek nokta başkasına ders için söylenmemiştir. Kendi derdini söylemiş. Kendi yaralarının tedavisine çalışmış. Kendi dersini tekrar etmiş. Başkası isterse dinler. Söz ondan tesir ediyor zaten. Bizler onun için buraya toplanmışız. Fizilal için böyle bir toplantı yoktur. Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsiri için böyle bir toplantı yoktur. İlmihal için böyle bir toplantı yoktur. Eyretidir, vardır da onu değildir. Ama Risale-i Nur milyonları etrafına toplamış. Sükleyip götürüyor. Sebebi bu. Başkasına ders değil. Büyüklerin özelliği bu. Büyüklerin özelliği bu. Kendisine söyler, isteyen dinler. Sözün tersi de oradan geliyor zaten. Kuvvet oradan geliyor.